Değerli dostlar, herkese selamlar. Bugün 5 Haziran 2022. Artık tırpan uygulamalarımızı bitirdik. Dip sürgünlerimizi daha önce almıştık. Bahar döneminde yaptığımız sıvı besleme uygulamalarımızı da 2 kez yapmıştık daha önce. Ve 2 kez de gülleci bulamacı uyguladık. Biz hem kozalak akarıyla mücadele anlamında hem de küllemeyi baskılaması anlamında düşünerek 3 hafta arayla 2 kez gülleci bulamacı uygulaması yaptık. Kalsiyum polisülfür. Ve sonbaharda da biz yine %2'lik oranla yapraksız dönemde bir gülleci bulamacı uygulaması yapmıştık. Bugün de bahçelerimizin durumunu bir gözlemleyelim diye şöyle bir bahçeye doğru geldik. Küf konusuyla alakalı. Küf var mı, yok mu? Küf diyoruz biz. Külleme hastalığı daha doğrusu. Geçen sene bu zamanlarda yoğun bir külleme hastalığı görülüyordu bahçelerimizde. Bir kez gülleci bulamacı uygulaması yaptım. 20 gün kadar sonra baktığımda tekrar yoğun bir külleme görüldüğünü gördüm. Ve ikinci uygulamıştım. O şekilde biraz baskılamıştık. Bu yıl itibariyle geçen haftaya kadar bahçelerde hiç külleme ben göremiyordum. Sürekli de kontrol ediyorum. Ama bugün maalesef belirtilerin başladığını görüyorum. Yani yaptığımız uygulamalara rağmen yine de külleme hastalığı maalesef meyve üzerlerinde görünmeye başlamış. Bununla ilgili mecburen tekrar bir mücadeleye girişmek durumundayız. Yani fındık verimimiz fena gözükmüyor ama böyle de bir hastalık var. Şöyle yaklaştırıyorum kameraya gözükürse eğer. Bakın şurada şu fındık üzerinde. Şurada başlamış. Ve bahçenin değişik yerlerinde biraz önce gezdiğim kadarıyla bakın şunda daha belirgin var. Şöyle göstermeye çalışayım size. Çotanak üzerinde yoğunlaşmaya başlamış. Henüz daha başlangıcı gibi gözüküyor. Yapraklar üzerinde çok fazla bir şey gözükmüyor. Biz dip sürgünlerini bu sene Mayıs ayında aldım ben. Geçtiğimiz yıllarda böyle uygulamıyorduk. Fındık hasat öncesi alıyorduk ve külleme hastalığı önce dip sürgünlerinden başlıyordu. Görüyorduk yani dip sürgünleri üzerinde. Bir süre sonra da dala, meyveye, yaprağa geçiyordu. Bu sene dip sürgünlerini erken aldık ve şu an direkt meyve üzerinde gördük küllemeyi. Şimdi şöyle size bazı dalların üzerindeki külleme belirtilerini de göstereyim. Evet arkadaşlar, şu anda başka bir ocak üzerindeki bir meyveyi gösteriyorum sizlere. Bakın şu meyvenin sap kısmına yakın bölümdeki beyazlığı görüyorsunuz. Bu şekil başlıyor zaten. Önce böyle başlıyor. Sonra bu fındık zurufunun tamamını kaplıyor. Daha sonra meyvenin iç kısmına geçiyor. İşte orada kahverengileşmeye başlıyor meyvenin kabuk kısmı. Ve bu meyveyi bir süre sonra dalından düşecek hale getiriyor. Yandakine de geçiyorum ki. Bakın bunda da var. Yani yayılmaya başlamış. Evet. Hastalığı tanıdıktan sonra mücadele etmemiz gerektiğini de öğrendik. Ve ben sürekli kendi bahçelerimi bu dönemde gözlemliyorum. Bu yıl ama işte mevsim şartları da etkiliyor sanırım. Bu mantari bir hastalık. Yani uzmanlar tabii doğrusunu söyleyeceklerdir bizlere. Nedenini, nasıl oluştuğunu ama tam da bir çözüm sanırım bulunamıyor. İşte havalar yağışlı gidiyor. Ardından güneş açtığında o nemli dönemlerde bu genelde çıkıyor ortaya. Gözlemleyebildiğim kadarıyla. İşte bu dönemlerde yapabileceğimiz bizim hastalığı emaresini gördüğümüzde de yapılacak uygulamalarla bunu baskılamaya çalışmak olacak. İşte bizler organik sertifikalı üreticiyiz. O yüzden her fungisiti kullanmıyoruz. Buna ruhsatlı fungisitler var. Bunları kullanabilirsiniz ama biz yine bizim için ruhsatlı olan gülleci bulamacı denilen kalsiyum polisülfürü uygulayacağız.
0,5'lik oranı aşmadan, %0,5'lik oranı aşmadan ve kesinlikle akşamın serin saatlerinde yapmamız lazım bu uygulamayı. Çünkü yine danıştığımız zirai danışmanlar şunu söylüyor. Haziran ayı bu uygulama içinde biraz tehlikeli de bir ay. Sıcaklıkların arttığı bir ay. Yani özellikle 20 derecelerin üzerindeki sıcaklıklarda bunun uygulanması, kireç ve kükürt içeren bu ürünün uygulanmasının yarar olduğu kadar fındığa zarar da verebileceği yaprağa, meyveye söyleniliyor. Bu arada tam sizle konuşurken fındığın zararları bitmiyor arkadaşlar. Bakın buraya bir misafir geldi şu anda. Evet, çalışıyor. Kahverengi kokarca. Evet, o misafiri şimdilik yolcu ettik ama o ve onun gibi birçok misafir bahçelerimizin içerisinde ve çiftçinin işi gerçekten zor. Fındık çiftçisinin işi zor. Hastalık ayrı, bu tür zararlar ayrı. Fındık kurdu bu dönemde işte popülasyonu tam olduğu dönemler yine kokarcanın. Yani elden geldiğince mücadele yöntemlerini uygulayacağız az önce anlatmaya çalıştığım gibi. Yani kendi adıma yapacak olduklarımı anlattım daha doğrusu. Sonuç olarak toparlarsak ilk fırsatta danıştığımız zirai danışmanların önerisiyle yani bizim uygulayabileceğimiz ürün yine gülleci bulamacı, kalsiyum polisülfür %5'lik oranla ve akşamın serin saatlerinde bunu uygulamak olacak son kez. Geçen sene olduğu gibi bu sene de inşallah bu küllemenin, şu görülen hastalığın baskılanmasında inşallah faydası olur diye düşünüyorum. Size de son olarak şunu söyleyebilirim arkadaşlar. Mutlaka bahçelerinizi kontrol edin bu dönemde. Çünkü özellikle yağlı fındık dediğimiz bazı bölgeler Giresun yağlısı diyor. Biz de yağlı fındık diyoruz. Bu fındıklarda öncelikle başlıyor. Yani diğerlerinde hiç olmasa dahi bunlar da mutlaka görülüyor. Kontrol edin. Yani emekler zayi olmasın. Fındık bazı bölgelerde bu sene biraz noksan. Bizim bu bölgelerde ortalama. Yani fena gözükmüyor. Bu ürünün dalda kalabilmesi için verilecek mücadeleyi yapma adına bahçeleri kontrol edin derim. Külle memaresi gördüğünüzde de mutlaka ziraat odaları, ilçe tarımlardan danışabilirsiniz. Ürün önerisi alabilirsiniz ve kendi haline bırakmayın derim. Bu mücadeleyi yapın derim. Herkese emeğinin karşılığını alabileceği bir sezon olmasını diliyorum. İnşallah daldaki meyveler harmana, oradan da çuvala girer diyorum. Bunun için hala fındık meyvesinin önünde bir sürü aşama var. Mecburen bu aşamalarda elimizden geleni yapacağız arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalın diyorum. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.